Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile daha beraberiz. Bitcoin'in şöyle özellikle günün sonuna gelmişken genel bir hal hareketlerine bakacağız ve belli konularda e, sizleri uyarmak istiyorum. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. E, dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Haricinde Bitcoin videolarının devamı için videoyu beğenerek olumlu bir tepki gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi ilk olarak şunu söylemek lazım arkadaşlar. E, Bitcoin'de biliyorsunuz şu an an itibariyle cumartesi gününe giriyoruz. Ve bununla birlikte biliyorsunuz ki pazar gecesi ne var? Haftalık kapanış var. Ki haftalık kapanışlar her zaman bizim için çok önemli. Şöyle haftalık grafiğe özellikle girdiğimiz zaman Şuradaki ufacık yeşil mum hariç haftalardır düşüyoruz sevgili arkadaşlar özellikle buradaki yeş, yani kırmızı mumlar silsilesinde en çok düştüğümüz, en büyük kırmızı mumu yaktığımız haftada en nihayetinde bu hafta oldu diyebiliriz. Şimdi bununla birlikte arkadaşlar yeni bir yeşil mum yakmamız gerekiyor bunu söylemek istiyorum. O yüzden haftalık kapanışa çok dikkat. Ediniz sevgili arkadaşlar. Yeni haftada bizim e, mutlu olabilmemiz için şöyle kısa vadeli de olsa aylıktaki hareketli ortalamanın üzerinde kapatabilirsek bu çok 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 güzel olur. E, 20 bin üzeri bize aslında yeni haftada rutin hareketlerin gelebileceğini gösterirken 21.300'lerin üzeri yani hareketli ortalamada nokta atışı bir e, duruş sergileyebilirsek arkadaşlar bu da bize yeni haftada güzel pump hareketleri yapabileceğimizi gösterecektir. Haberiniz olsun. E, durum genel olarak böyle. O yüzden e, yeni haftada farklı senaryolar görebiliriz. Bu seviyeleri e, kapanışa doğru bizim takip etmemiz gerekecek sevgili arkadaşlar. E, bunu da söylemek istiyorum. Özellikle FED faiz kararını verdikten sonra ilk haftamız olacak. E, o yüzden pump hareketleri görme ihtimalimiz de yüksek. Tabii ki e, burada kapanışı kapanışa kadar şöyle bir bekliyoruz ne seviyelerde olacağız ee, haricinde bir konuda uyarmak istiyorum arkadaşlar epeydir düşüşteyiz ve şu anda e, kritik noktalara kadar da aslında düştük uzun zamandır e, longcular ciddi şekilde Tabiri caizse longcuları e, ne yaptılar paketlediler arkadaşlar şimdi bir noktada Tabii ki e, buradan da shortçuların paketlenme ihtimali çok yüksek. E, tam zamanı geçmişte de çok fazla gördük hazır FED faiz kararını vermişken şöyle hafiften önümüzde hiç değilse bir süre engel yokken arkadaşlar Bitcoin'i pamplatma ihtimalleri e, oldukça yüksek bu konuyla alakalı da şunu söylemek lazım özellikle biliyorsunuz hala 12.700'lere düşüş ihtimalimiz söz konusuyken ve FED'in faiz kararı 27 Temmuz'daki faiz kararı yaklaşırken sevgili arkadaşlar Burada bilmemiz gereken şey faiz kararı yaklaştıkça yine bu çöküşü görme ihtimalimiz var. O yüzden olabildiğince arkadaşlar borsalar şortçuları ne yapmak için? Şortçuları likit edebilmek için aslında maalesef gerçek bu. Ellerini olabildiğince çabuk tutup en kısa süre içerisinde BTC'de bir pamplama yapma ihtimalleri çok yüksek sevgili arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Rutin giden hareketlerde bizim al sat yapabileceğimiz seviyeler aslında. Bu Bitcoin'de olmasa da diğer altcoin'ler de en nihayetinde şu anda tamamen Bitcoin'e bağlı arkadaşlar. Yani yükseldiği yerde yükselir, düştüğü yerde düşer gibi bir durum var. Belli başlı istisnalar haricinde. Burada şunu söyleyebiliriz. Bitcoin 20.000, 220.000, 300'lere kadar geri çekilmelerini yapıyor. Bu geri çekilmeler alım için mantıklı. Özellikle arkadaşlar 22.000 22 22.500'lere kadar devamında yaptığı pump'larla birlikte tekrar düşüşü yaşıyor. Yani 20.300'lerle 22.800 900'ler arkadaşlar. Burada Bitcoin'in yatay hareketler beklediğimiz normal seviyeleri 20.300 20.500'ün altında bu seviyelerde alım ve toplama işlemleri yapabiliriz. Daha doğrusu Bitcoin bu seviyelerdeyken aslında alımları diğer altcoin'ler üzerinden de en nihayetinde gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Burada önümüzdeki vakitlerde söylediğim gelecek olan pump hareketi, gelecek olan yükseltme hareketi sevgili arkadaşlar bir rally olmayacak. Yani hafiften bir mini rally tarzında bir hareketle özellikle Temmuz'un sonuna doğru tekrar arkadaşlar bir düşüş hareketi gelecektir. Yani bu seviyeleri şu an bulunduğumuz seviyeleri ne kadar yukarısına çıkarsak çıkalım Fed'e doğru tekrar şu an bulunduğumuz pozisyonda olma ihtimalimiz çok yüksek ee, hareketleri buna göre değerlendirerek yapmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.